yeter. Sanko ve Ayşehan Kent sponsorluğunda hazırlanan 3. Adıyaman İnşaat ve Yapı Fuarı. Bugün yine Adıyaman'ımızda fuar ve kongre merkezimizde yapı ve inşaat fuarının 3.sünü tertiplemenin heyecanını ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz inşallah. Toplumun zengin olmasının yolu çok üretip ürettiğini de dünya pazarıyla buluşmaktan geçtiğini her vesilede dile getirdiğimizi ifade etmek isterim. Bugün bir gıda fuarında ve yapı inşaat fuarında bundan 15 gün önce de bir gıda fuarını burada hep beraber o güzelim açılışını birlikte heyecanını yaşamıştık. Hepimizin malumu ben birkaç önemli hususa değinerek sözlerimi çok uzun tutmak istemeyeceğim. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür, ülkemizin içinde bulunduğu durumu hepimizin malumudur. Ülkemizin üzerinde kara bulutların gezdiğini ve sürekli bunu birçok alanda ülkeyi kıskaca aldıklarını hepimiz görüyoruz. Dünya devletleri ülke üzerinde bu kadar kıskaca almanın bir temel nedeni vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inanılmaz bir şekilde kendi bölgesinde ve dünyada söz sahibi olduğunu göstermekten geçiyor. Biz önemli bir coğrafyada bulunuyoruz. Biz şu anda şimşeklerin üzerinde olduğu bütün dünya konjonktürünün bizim üzerimizde pazarlık yaptığı bir ortamın içerisindeyiz. Özellikle Türkiye bu konuda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Geçenlerde bizim fiilen 2-3 tane dış devletle savaşta olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama en önemli savaş şu anda Türkiye'ye uygulanmak istenen ekonomik savaştır. Bütün kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredisinin, durumunun, ekonominin kötüye gittiğini her vesilede dile getiriyorlar. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ama Türk milleti, bizler müteessip işçilerimiz inadına büyümeyi, bu trendini sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefine adım adım inşallah bunu bütün dünyaya göstereceğiz. Fuarları seneye hedefi 4 koymuşlar ama ayda bir fuar açılışı yapsalar senede 12 tane yapar, o da biraz fazla gelir, 6 tane de anlaşalım. Efendim yapı belediyeyi en fazla ilgilendiren unsurlardan birisi. Hepinizin bildiği gibi Adıyaman 1. derecede deprem bölgesi üzerinde bulunuyor. Samsat 2. derecede deprem bölgesindeydi. Orada 5 küsur şiddetinde bir deprem oldu ve ilçe köyleriyle birlikte adeta yerle bir oldu. Bizim de Adıyaman'da yaptığımız yapılarda sağlamlığı esas almamız lazım. Bunun yanında lüks konutlar da üretmemiz lazım. Çevre illerde baktığım zaman eğer bir binanın yapılmasında 10 bin liralık bir katkı sağlanmışsa bu binanın fiyatı 50 bin lira artıyor. Kapılar, yer döşemeleri, duvarlar daha düzgün yapılmışsa bizim de artık ucuza mal etmeden çok sağlam, dayanıklı ve güzel binalar yapmamız mutlaka lazım. Bunu yaptığımız zaman alıcı da mutlaka bulunur. Ben Adıyaman'daki yapıların bu son 10 yılda çok hızlı aşama kat ettiğini görüyorum. Yapı ve inşaat malzemeleriyle ilgili bir fuar, çok önemli bir fuar. 15 gün kadar önce burada yöresel ürünler gıda ile ilgili bir fuarımız olmuştu. Türkiye'nin her yerinden katılımcılarımız vardı. Umuyorum burada da aynı şekilde Türkiye'nin her yerinden yapı ve inşaat malzemeleri üzerine üretim yapan, imalat yapan sanayicilerimizin burada ürünleri sergileniyor. İnşaatın bizim ülkemizde şöyle bir önemi var. Bizim ekonomimizin genellikle de imarı bitmiş ülkelerin, mesela Almanya'da şurada burada yeni binayı çok göremezsiniz.
yeni imar açılan yerde göremezsiniz. Ama bizim ülkemiz imarı ancak son yıllarda hızlanan, son 20-30 yılda da gerçekten modern, güzel, sağlam binalar, özellikle 99 depreminden sonra değiştirilen deprem yönetmelikleri, inşaatla ilgili mevzuattan sonra sağlam, depreme dayanıklı, her türlü afete dayanıklı ve hatta gittikçe de artan bir konforla inşaat sektörümüz çok ciddi sıçrama gösterdi. Gelişme demiyorum. Dünyanın da sayılı inşaat şirketleri arasında, mesela ilk 100'ün arasında 10-15 tane Türk şirketi vardır. Fuarımıza. Fuarımız bu yıl ilk başladığı fuarla devam etti. Biz ilk Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde Adıyaman İnşaat Mobilya Yapı ve Dekorasyon Fuarını yapmıştık. Bu yılda üçüncüsünü düzenliyoruz. Yine 2017 yılın son çeyreğinde mobilya dekorasyon fuarıyla tamamlıyoruz yılı. Bu yıl 2017'de dördüncü fuarımızla bitiriyoruz. Şu anda alanımızda bulunan firmalarımız, 50 tane katılımcı firmamız var. İnşaattan yapıya, yapıdan dekorasyona, dekorasyondan mobilyaya, yapsatçılar, inşaatçılarımız birçok kalemde şu anda ürünlerini sergilemek için Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'ne geldiler. Şu anda ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Pazar gününe kadar fuarımız devam edecek. Uzun bir süreç, biliyorsunuz ki dekor fuarında firmalarımız dekorlarıyla, standlarıyla ön plana çıkıyorlar. Şu anda hazırlıklar bitti. İlk gün açılışımızı, resmi açılışımızı yaptık. Ziyaretçilerimizi pazar günü saat 8'e kadar bekliyoruz. Bravo.